Genital bölge ağdası. Artık çok kolay. Jinekologlar, genital bölgedeki kılların tamamen alınmamasını tavsiye ediyor. Fakat özellikle de yaz geldiğinde bu tavsiyeye uymak biraz zor. Bu durumda dikkat etmeniz gerekenler kaliteli bir jilet kullanmak, bölgeyi dikkatli bir şekilde yumuşatmak ve kılların çıkış yönüne doğru tıraş etmek. Gerekirse aynı şekilde işlemi tekrarlamak olacaktır. Ağda kullanmayı seçen daha cesur kadınlar için tavsiyelerimiz yeni başlıyor. Ağda için en uygun zaman, reglin 3. günüdür. Fakat genital bölge ağdasında bu pek mümkün olamayacağından regli bittikten 3 gün sonrası için randevunuzu alın. Bu günlerde hassasiyet seviyesi ve tüylerin uzama hızı minimum seviyededir. Özellikle 3 ile 5 arasını tercih edin. Kılları almadan önce, mutlaka adaya yapışabilecek kadar kısaltın. Tavsiyemiz, vajinal dudakların hemen üzerindeki kılları aldırmamanız. Bu durumda, V şeklinde bir görüntü elde edeceksiniz. Bu, V alanı vajina girişini bakterilere karşı koruyor. Ağdadan yarım saat önce bir aspirin alabilirsiniz. Köklerinizde kanama olursa antiseptik bir bezle silerek işleme devam edin. Eğer ağdanızı kendiniz yapmıyorsanız yanınızda bu bezlerden bulurun ve ağdacınızı bu konuda uyarın. Fakat ağdaya ara vermeyin, bu ağrının şiddetini arttıracaktır. Ağdadan sonra, kasıklarınıza ve dudaklardan önceki alana kesinlikle nemli bölgeye değmeden antibiyotikli pudra sürebilirsiniz. Bu sivilce oluşumunun engellenmesine ve bakterilere karşı açık hale gelen kıl köklerinin korunmasına yardımcı olur. Ağdadan sonra temiz bir külot giyin. Pamuklu olmasına özen gösterin, böylece ter sizi rahatsız etmez. Soğuk suyla bölgeyi duruladıktan sonra kortizonlu bir krem sürebilirsiniz.